var bir günde var cumhuriyette var ee, bu nasıl karar diyor haremlik selamlık Bursa'da ortaokul müdürü Haydar Akın öğretmenlere talimat gönderdi sınıflarda kız ve erkek öğrencilerin yan yana oturtulmamasını istedi diyor bir de metin paylaşmışlar bir belge paylaşmışlar değerli öğretmen arkadaşlarımız. 3. ayın 22'si 2022 tarihi itibariyle tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek kız öğrencilerine kız öğrencilerin dek geleceği şekilde düzen oluşturulması gerekmektedir dedi. Osman Gazi Mithat Paşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın'ın imzasını taşıyan duyuru eğitimcilerin ve velilerin tepkisini çekti diyor. Aynı zamanda müdürün nasıl bir kafa yapısına sahip olduğunu gösterdi diyorlar. Bir gün de manşetinden karın ağrıları karma eğitim diye vermiş. Cumhuriyet'in birinci ve iç sayfasında da gerici müdür görevden alındı diye de bir haber paylaşılmış. Evet uzun yıllardır Türkiye'de de tartışma konusu olan bir şey ki 28 Şubat zulümlerinden bir tanesi de karma eğitimin dayatılmasıydı. Yani imam hatiplere varıncaya kadar erkek öğrenciler kız liselerine erkek öğrenciler erkek imam hatiplere de kız öğrenci illa alınacak ve sınıflara da paylaştırılacak. Kız lisesi ise erkek öğrenciler paylaştırılacak erkek İmam Hatip Lisesi ise kız öğrenciler paylaştırılacak. Bu 28 Şubat zulmünün belki de en küçük çaplı olanıydı. Çünkü sonuçta aileler, çocuklar da, öğrenciler de yine bu tür bir şeye okul içerisinde mümkün olduğu nispetle bu tür yanlış bir uygulamaya imza atmıyordular. Aynı sınıf deseler bile, aynı sınıfta işte yan yana oturacak erkekle kız fiilen gene onlar ayrı olarak oturuyorlardı. Ama yapmak istedikleri şey bu. Bütün Türkiye'de, bütün o Müslüman halkın çoğunlukta olduğu coğrafyada kız erkek illa illa. Bakın altını çiziyorum. Bazı veliler diyebilirler ki ya ben çocuğumun, erkek çocuğumun kızlarla karışık olarak yan yana oturmasını arzu ediyorum. Veya kız çocuğum var, kız çocuğumun erkeklerle birlikte oturmasına onay veriyorum diyebilirler. Diyorlarsa da buna uygun liselerde olabilir. O liselere çocuklarını yollarlar. Ama devletin şöyle bir görevi de var. Eğer ben çocuğumu, erkek çocuğum varsa erkek çocuğumu, kız çocuğum varsa kız çocuğumu. Ya karışık olmasını istemiyorum. Karma bir okulda okumasını istemiyorum dediğim zaman bana da bir imkan açılması lazım. Erkek liseleri açılması lazım, kız liseleri açılması lazım. Ve bizim de bu hassasiyetimize bir saygı gösterilmesi gerekir. Ama işte 28 Şubat kafası, efendim böyle bir şey olur mu? Siz haremlik selamlığı mı getireceksiniz? Bugünkü Bir Gün Gazetesi'nde al. Okullara şeriat mı geldi diye neymiş? Feray Aytekin Aydoğan'ın haber. Okullara şeriat gelmiş oluyor. Ne olunca? Yan yana bir kız bir erkek, bir kız bir erkek oturmayınca okula şeriat geliyormuş. Yazalım bir kenara, devam edelim. Karma eğitim zorunlu mudur? Aklın bir zorunlu sonucu mudur? Yani kızla erkek yan yana oturmadığı zaman öğretmen matematik dersi veriyor. Diyor ki 2 artı 2 4 eder diyor. Yanında bir kız olmayınca erkek öğrencinin kafası almıyor mu? 2 artı 2, 4 ediyormuş. Yanında kız yok, ben anlamadım bunu. Böyle mi diyor? Veya kız öğrenci. Öğretmen anlatıyor. 2 çarpı 2, 4 eder diyor. Kız öğrenci bakıyor yanına. Erkek öğrenci yok yanında benim, ben anlamadım bunu. Böyle bir şey var mı? Yok. Erkek liseleri de var, kız liseleri de var. İlkokul seviyesinde de kız okulları da var. Erkek okulları da var. Sonuç itibariyle bir eğitimin zorunlu şartı değil. Ha, birileri diyor ki el işte çağdaş yaşam bunu gerektirir. Sadece okulda değil. Hayatın her tarafında. iş yerinde ilgili ilgisiz iş yerlerinde. Her yerde kadın erkek karışık olması gerek. Karıştırmamız lazım. Yani onlar kendileri ayrışsalar bile biz toparlayıp hepsini birbirine karıştırmamız lazım diyorlar. Onu dedikleri noktada şunları da önlüyor olsalar gene diyeceğim ki kendi hayat tarzlarıdır. Ya işte üniversitelerde kızla erkekli evlerde oturuluyor falan filan denildiği zaman çünkü kız erkek karışık ortaokulda lisede okumanın sonrası da kızlı erkekli evlerde kalmaktır. O evlerde kalanlar İsparta'dan bir örnek, Muğla'dan ikinci örnek, Antalya'dan dördüncü örnek, bilmem nereden otuzuncu, üç yüzüncü, beş yüzüncü, iki örnekler sayarız. Hem de üniversite çağından kızlı erkekli o evleri sayarız. Erkek ne yapmış? Boksörmüş. Vicdansızlığa bak. Boksörmüş. Sanki yumruk torbası gibi kızı döverek öldürüyor kız arkadaşını. E bir başkası betona gömüyor. Canlı vaziyette betona gömüyor vesaire vesaire. Şiddete yönelik bir sürü. Var. O olaylar olduğu zaman devlete bu sefer diyorlar ki neredesin devlet? Neredesin? Ya iyi güzel de kardeşim sen bu işi karman çorman yapmışsın. Kız erkek mutlaka yan yana olacak. İlla böyle olacak. Ya bırak kendi haline bırak. En azından kendi haline bırak. Ama burada öyle bir durum mu var? Yani hani bu okulda ya da şeyde karma hani birileri Şimdi, Şimdi okula onu geleceğiz. Bilmiyoruz. Okula Bilmiyorum geleceğiz. Bir şey okula geleceğiz. Bence bence okulda şimdi olaya öyle hemen onların istediği gibi bodoslamadan girmeyelim. Eğitim yılı mı başladı 22 Mart'ta? Ha işte ben yani burada bir gariplik yok. mu? Müdür Bey Haydar Akın dün mü tayin olmuş? Bir hafta önce mi tayin olmuş ya, o okula? Yani burada bir şey var. Şöyle bir haberlere baktım geçmişe dönük. Mithat Paşa Ortaokulunda benim hatırladığım Osman Gazi ilçesinde. 4 yıl beş yıl önce bir lise öğrencisi erkek öğrenci kız arkadaşını öldürdü kendisi de intihar etti. O olay üzerinden acaba yakın mıdır vesaire Bursa diye hatırlıyordum ben araştırırken aynı ilçedeymiş. Osman Gazi'de biri Paşa Ortaokulu biri de Anadolu Hürriyet Bilmem ne Lisesi. Ama aynı ilçedeki olaylar. Şimdi müdüre baktım. 6 yıl önce Haydar Akın gene aynı ortaokulun müdürü. müdürü. O zaman tanımıyorum kendisini. Bilmiyorum. O zaman benim aklıma şu geliyor. Olay var. Orada mutlaka bir sıkıntı olmuş, bir şey yaşanmış. O sıkıntıya tepki olarak da müdür bey benim bu Hüsnü Zan'la anlatımım yoksa başka bir şey de olabilir. Bir provokasyon da olabilir. Ben yani şimdi şu mesela Kuytul hadisesini düşünün. Hemen peşinden böyle bir şeyin gelmesini düşünün. Yani baktığınızda Hani ya içeride şimdi biz müdür beyi aradık ulaşamadık. Hı. Ya içeride bir şey var dediğiniz gibi içeride bir hadise yaşanmış ki müdür Belki de demiş ihtimalle. ki bundan sonra kardeşim böyle hadiselerin önüne geçmek için yan yana oturtmayın demiş. Bir ara çözüm bulana kadar biz. Ya da işte yıllardır orada görev yapıyor. Niye bir anda düğmeye basılmış gibi? Dediğiniz gibi senenin başı mı? Hayır. Yeni bir atanmış müdür mü? Hayır. Niye senenin ortasına geldiğimiz bir süreçte İkinci döneme girdiğimiz bir süreçte bir anda böyle bir karar veriliyor. Şimdi burada biraz önceki noktadan bir devam edeyim. Buradaki noktayı da unutursam siz hatırlatın. Karma eğitim bir bilimsel zorunluluk değil. İngiltere tartışıyor. Karma eğitimi bırakalım mı, bırakmayalım mı? Pilot liseler falan belirliyorlar, okullar belirliyorlar ve erkek liseleri, erkek okulları, kız okulları şeklinde bir denemeleri yapmaya başladılar. Çünkü 13-14 yaşına vardı Kürtajın yaşı. Japonya'da kadın üniversiteleri Cumhurbaşkanımız da gelip burada bakın oluyormuş işte modern. O i̇şte işte modern, çağdaş dediğiniz işte bilimsel noktada da uzak. Bakın bunu dayatma şeklinde bir şey de ben söylemiyorum. Gene karma eğitim biz istiyoruz. Biz çocuğumuzun serbest yetişmesini istiyoruz. Benim erkek çocuğum var der. Olsun kız çocuğum da olsaydı isterdim der. Diğeri de der ki benim kızım var. Ben serbest olmasını istiyorum. Erkeklerle aynı sırada da otursun, aynı okulda da diyebilir. Onlara da o şekilde karma eğitim veren okullar verilebilir. Ama ben eğer inancım gereği, kendi örfüm, adetlerim gereği diyorsam ki Erkek çocuğum var, bunun erkek lisesine gitmesini, erkek ortaokuluna gitmesini istiyorum. Kız çocuğum da var, o kızımın da kız ortaokuluna gitmesini istiyorum. Bakın burada dikkat edin, cinsiyet ayrımcılığı yapmıyoruz. Yani erkek çocuğum gitsin, kızların arasında iyidir, erkek çocuktur, serbest olsun. Bana ne el alemin kızından demiyorum. Diyorum ki erkek çocuğum erkek okuluna gitsin, kız çocuğum da kız okuluna gitsin diyorum kendi menfaatime bir şey gözetmiyorum veyahut da erkeklere yönelik erkeklere bir şey olmaz kızlar düşünsün demiyorum. Cinsiyet ayrımcılığı yapmıyorum. O bir günde de sözcüde de o ifadeler var. Cinsiyet ayrımcılığıdır bu diyor. Cinsiyet ayrımcılığı falan yapmıyoruz. Tam aksine. Aslında burada toplumun bir gerçeği evli erkekler karılarını öldürüyor. %90 oranında cinayetlerin %3'ü, %5'i de kadın erkeği öldürüyor. E demek ki burada hep erkekten kadına yönelik bir şiddet geliyor. E ortaokullarda, liselerde de kim ne derse desin. Yani aileler de bilir bunu. İnsanlarımız da ortaokul, liseye gitmiş, üniversiteye gitmiş insanlarımız da bilirler ki erkekler kendi aralarında bir ara İhsan Şen Hocak Hoca anlatıyordu bunu. Üniversitede kızlar erkek arkadaşlarının kendilerinin arkasından o konuştukları şeyleri bir bilseler yüzlerine bakmazlar o erkek arkadaşlarının. Yüzlerine tükürür onların şeklinde o mealde anlatımlarda gerçektir. Birebir gerçektir. E dolayısıyla bunu asgariye indirmek noktasında e çağdaş dediğiniz ülkelerde de, İngiltere'de, şurada, burada karma okullardan vazgeçebilir miyiz diye tartışmaların olduğu bir dönemde, e şimdi geliyoruz burada, illa da illa karma olacak. Hem de karma zaten burada. Yani şunu yapmamış Müdür Bey, ikili eğitime geçiyoruz, sabahleyin erkekler gelecek, öğleden sonra kızlar gelecek dememiş. Okulu kapatıyoruz, erkek okulu yapıyoruz dememiş. Ka okulu kapatıyoruz, kız okulu yapıyoruz dememiş sınıfları kapatıyoruz. A şubesi erkek, B şubesi kız sınıfı dememiş. Aynı sınıfta gene öğretim görüyorlar. Ya yan yana değil de yan yana iki kız otursun, yan yana da iki erkek otursun. Yok illa kızın yanına erkek oturacak, erken yanına da kız oturacak. Ya nasıl bir Gerici kafadır. Onlar bize söylüyorlar ama nasıl bir yobaz kafadır ki bu? İlla da illa böyle olacak diye dayatıyorsunuz. Bir de okullarda normal şartlarda böyle bir kural olmasa bile eşyanın tabiatı gereği kızlar kızlarla oturuyor. Biri direktif vermeden erkekler erkeklerle oturuyor. Yani okullara gidip bugün 10 tane okula gidin. 100 tane sınıfa gidin. 99.99'unun böyle olduğunu göreceksiniz. Yani hani biri demediyse hep dedikleri liselerde bile %75'i, evet. %80'i öyledir. Yani sonuçta belki mini etekle liseye giden öğrencilerin olduğu liselerde bile dediğiniz gibidir. Çünkü işin tabiatı öyle. Bir de dayatmadan, bakın böyle evet. oturacaksınız demeden Tabii. öyledir. Tamam, tamam. Dolayısıyla bu çerçevede şimdi eee bu Bursa'daki olay, Müdür Bey'in tabii ifadesi de ortaya çıktıktan sonra çok daha net olarak belki yorumlayabileceğimiz bir şey. Hangi olay üzerine böyle bir tepkisel karar alınmıştır? Ben alması yanlıştır anlamında söylemiyorum. Doğrudur alması ama yılın başında bunu öğretmenlere ifade edersiniz. Yılın tabii ortasında şey yaşan, olmaz. Bakın iki neden var. Az önce hani dedik ya, dediniz ya biraz şey yapalım, önce şunu anlatalım, sonra bunu anlatalım. Ya tespitiniz o kadar doğru ki senenin ortasında bir öğre eğitimcinin... Tam ortası bile değil. Ortadan sonraki de geçmişi, şurada şu kalmış hikaye. Yani bir şey olmadan böyle bir karar alabilmesi... Ve müdür de 6 yıldır müdür. 6 yıldır orada. Bakın böyle bir karar alabilmesi, bir şey olmadan, hiçbir şey durup dururken sabah böyle bir karar aldıysa ben şunu söylüyorum. Hani Bakırköy Adliyesi'nde FETÖ'nün kabikaze hakimleri vardı ya, böyle bir şey olabilir. Eğer bir şey ki bu da dediğiniz gibi ifadesiyle ortaya çıkacak. Onun dışında geriye kalan tek seçenek okulda aynen o Bursa'da daha önce yaşanabilecek bir hadisenin sinyali alındı. Bir bir, bir sorun yaşandı. Ben burada bu kafanın sendikalarını da şey bulmuyorum. Yani masum bulmuyorum. Bunların okul sınıflarda yapabileceği bir hadise olmuş olabilir. Öğrencilerin şikayeti olmuş olabilir. Bizi illa şununla yan yana zorla oturacaksınız dedirtti bu öğretmen. Buna binaen de alınmış bir karar olabilir. Yani iki seçenek kalıyor. Başka bir şey kalmıyor çünkü geriye. Evet, bu şartlar altında da dün sabah üzeri bir Açıklama yapılır yapılmaz böyle bir olay var diye internet siteleri yazar yazmaz. Öğleden sonra hop Milli Eğitim Bakanlığı müdürü görevden aldı. Ya bu ne hız ya? Biz üç gün önce burada pazar günkü Adana'daki görüntüleri var, kamera kayıtları var. İki büklüm olmuş insanın sırtına gelip copla vuran... Polis memurunu dedik ki ya bu yanlış bir şey, bu görevden alın bunu, açığa alın bunları dedik. Hala soruşturma, de, soruşturma durun bakalım diyorlar. Soruşturma yürüyor. Soruşturma yürürken bir bakacağız diyorlar. Peki burada okul müdürünü hemen iki saatin içerisinde nasıl görevden alıyorsunuz? Aldınız mı bir ifade nedir, ne değildir kardeşim bu dediniz mi? Bir adli bir olay mı oldu okulun içerisinde, bir sıkıntı mı yaşandı? Kız erkek diyerekten bir e, olay yaşanacağına dair bir duyum mu aldın sen müdür olarak nedir diye sordunuz mu müdüre? Yok. Hemen anında sepetledik. Ben buradan bizden yana sendikalara da teessüf ediyorum. Bakın bir hadise olduğunda mesela bizle ilgili bir hadise olduğunda dakikasında açıklama yaparlar ama dönüp hatta o da onu da geçtim sağlıkçılarla ilgili bir hadise olduğunda bile dönüp açıklama yaparlar ama şu okul şu hadiseyle ilgili arıyorsunuz bilmiyorlar, <gülüyor> bilmiyorlar. <gülüyor> eğitim iş gayet güzel biliyor İlk gün zaten bu olay yerel bir gazetede Bursa'da yayınlanan yerel bir gazetede önceki gün çıkmış ve pardon önceki gün yayına verilmiş. Dünkü gazetelerinde çıkmış. Dünkü o gazeteden, yerel gazeteden internet siteleri, ulusal internet siteleri dün sabah öğleye doğru almışlar. Öğleden sonra da hop müdürü görevden aldılar. AK Parti iktidar aldı. Onu da söyleyelim. Yani bazı arkadaşlar şimdi diyecekler ki kim aldı, kim aldı? Ha, söyleyemiyorsun Ali Bey. Söyle bakalım kim aldı? AK Parti aldı. Ama... Bir tane Allah'ın kulu, siyasetçimiz, bir tane dindar, mütedeyyin insanımız ne gelecek partisinden, ne deva partisinden, ne saadet partisinden. Bir tane Allah'ın kulu çıkıp da ne yapıyorsunuz ya siz? Ne rezilliktir bu ya? Kızları erkeklerin yanına illa oturtturma derdi nedir ya? Neyin davasıdır bu ya?